Gittin dede. Gittik vallahi. Mars olur. Oyna oyna. Öyle kolay kolay pes etmez senin deden. Babana benzemem ben. Onunla oynanmaz dede. Anında çamura yatar. Öyledir eşek sıpası. Hala parmak hesabı. Parasına mı oynuyorsunuz yine? Parasına. 5 oyun 500. Mah bir şey değilmiş. Al canım. Oh, babaanne buz gibiymiş. İçen yok oğlum. Seni bekliyor dolapta. Ne oluyor dede, yine mi gele? Gele oğlum gele. Mars tamam kapatın. Kapat. Gitti mi 500'ün üstü? Gitti hanım. Dede yoksa numaradan mı yeniliyorsun bana? Ne numarası oğlum? Al şunu. Oğlum al. Kimseye yenilmez o numaradan falan tavlada. Görmüyor musun? Ne kadar iddialı yüzü asıldı. Üzüldün mü dede? Yok oğlum. Laf çıkarma sen de şimdi hanım. Köfte mi yaptın babaanne? Seversin patatesli. Oo, yanına da ketçap. Yiyeyim hemen gideyim. Git. İç gazozunu. Paranı da aldın. Sende mi babanın arabası? Bende. Akşam beraber döneceğiz. Kız mı var yine? Var dede. Paran azsa. Yeter dede, sağ ol. Çekinme söyle. Söylerim dede, çocuk muyuz? Oy bile kullanıyorum bu seçimlerde. Aferin be. Başvurdun mu muhtarlığa? Yazdırdım dede. Kullanacağım. Kaçırır mıyım hakkımı? Arkadaşlarımdan çok yazılmayanlar var ama. Yazık. Kullanın oğlum hakkınızı. İşte biz oylarımızla memleketi buralara kadar getirdik. Bundan sonrası sizin. Nereye getirdiniz be dede? Sen memnun musun gelinen bu noktadan? Hiç yoktan iyidir. Biz onur kavgası verdik oğlum. Osmanlı bize ne bırakmıştı ki? Siyaset mi başladı? Konuşmamız lazım babaanne. Sıcak ortamdayız. Kimsenin bize bir şey anlattığı yok. Bak Leyla, arkadaşlarının birçoğu yazılmamış kütüklere. Paldır küldür seçime gittiler Hüsnü. Ne yapsın çocuklar, yangından mal kaçırır gibi. Öyle vallahi. Tam keşmekeş. Hadi buyurun. Konuşalım bunları dede. Pek vaktim yok ama hem köftelerimizi yiyelim, anlat biraz. Şu servisleri koyalım önce Abbas efendi. Sen bırak hanım mı affedersin, bırak sen. Ha, Abbas, ha, burada mısın? Buradayım müdürüm, affedersin. Kolay gelsin efendim. Sağ olun. Pizzaları söyledim efendim. Hemen geliyor. Çok konuşuyor bu adam. Konuşur hanım affedersin. Cıvık çenesine vurmuş. Hah, çektiniz mi faksı? Çekiyoruz Ergun Bey. Hah, Semih Dalmaz'ın dikkatine yazılacaktı. Burada ne yazıyor Ergun Bey? Bir hatırlatalım da kızım. Hatırlatmak bizim işimiz. Eksik olmayın. Demet, ne oldu bizim pizzalar? Geliyor efendim. 10 dakikaya kadar gelmesi lazım. Gelsin. Ben öldüm açlıktan. Hemen efendim hemen. Motosikletle. Toplantı salonu da hazırlatıyorum. Özgehan da orada. Amcam da fena acıkmış. O size iyi dadandı baba. Yüz verme fazla. Geliyor mu pizzalar? 10 dakikaya kadar burada olur diyorlar. İyi iyi. Kebap söyleseydin bari. Yaptım bir patronluk. Kebap ne be baba? Soğan mı kokutacaksın ofisi? Hadi baba, ellerinden öperiz. Cem de pizza ısmarladı bize. Bu ilk işi, para kazanıyor. Kutluyor deden. Öpüyorum onu amca. O da seni öpüyor baba. Hadi görüşmek üzere. Ali mi oradaymış? Haftada birkaç gün tavla oynuyorlar. Paralı mı amca? Paralı. Devamında yeniyormuş adamcağızı. Yok oğlum, olmaz öyle şey. Yenilir mi babam? Ona kıyak yapıyordur. Bana da öyle geliyor abi. Öğle yemekleri de babaannesinden. Oh, tavla ağacı oldu dedem ha. O hayatından memnun. Tabii oğlum, torun başka. Acaba bize bir oyun verir mi ha? Verir mi abi? Çat kırar, alır altı kapıyı. Hadi öğren de gel. Hülyat Hazretleri babasıyla arayı düzeltti. İşler yolunda. 2 hafta yakaladı mermer duvarları cepte. Bize ne Ergun Bey? Olur mu kadar ya? Bizim de o kadar emeğimiz geçti bu işe. Kuru kuru pizzayla. Bu da bir jesttir Ergun Bey, değil mi? Evet Ergun Bey, düşündü ya.
Efendim, kim arıyor? Nasılsınız? Burada, bağlıyorum. İyi günler. Şükrü Bey, size. Kim? Necdet Bey. Eyvah, para mı istiyor? Ne bileyim. Paradır para. Ya, bunlar Amerika'da da böyle yaşamışlar işte. Pizza, hamburger. Ya insan bir kebapçıya götürür. Ufak da olsa şöyle bir ikramiye gibi zarf içinde para. Jest budur kızım. Kuru kuru pizzayla. İyi günler. Pizza söylemişsiniz. Pizzalarınızı getirdim. Pizzalar geldi. Ha, gel kardeşim gel. İçeri toplantı salonuna. Yardım et arkadaşı Bülent. Ediyorum Ergun Bey. Ha, döküp saçmadan. Abbas. Koş Abbas. Abbas. Yardım et Abbas. Şöyle koyun Abbas efendi. Baş üstüne arayalım. Nereye isterse. Ha, dikkat et Abbas. Eksik yok inşallah. Sayın şunları Bülent. Faturayı ver canım bana. Gel benimle. Açalım bunları Özge Hanım. Açmayalım isterseniz. Soğumasın. Gel. Bekle orada. Efendim pizzalar geldi. Hadi yumulalım abi. Ben de acıktım valla. Efendim faturanız. Ne kadar? KDV dahil 2.400.000. 100.000 de bahşiş ver getiren çocuğa 2.5 olsun. Hadi bakayım pamuk eller cebe göster patronluğunu. Çok teşekkür ederim sağ olsunlar. Gösterdiler gösterecekleri kadar. Sende var mı baba? Tüm. Millete yemek ısmarlıyorsun cebinde 2.5 milyonun yok mu oğlum? Dolar var baba. Oldu mu ya şimdi vallahi tu. Dolar vermiyorum efendim. Hesap edersin de. Al. Unutma bunu bana ha. Tamam baba borç. Şey ne fark eder efendim? Hadi buyurun. Cemler nerede? Geliyorlar. Otursanıza. Oturmayalım. Şevket Beyler de gelsin. Bırakın canım bu formaliteleri. Oo masaya bak abi. Çiçek çiçek. Buyurun. Sizi bekliyoruz. Oturun çocuklar geldik işte. Oturun oturun oturun. Abi böyle geçseydin. Yok yok sen otur oraya. Çiçek gibi vallahi efendim. Size çok teşekkür ediyoruz. Kesinize bereket. Afiyet olsun. Parasını biz verdik Ergun. Olsun efendim bu borç. Bana bak borç ya kaynatma sonra. Baba borç. Bu da bizim dolar civayet gibi abi. Cebinde hiç Türk lirası taşımıyor. Aynı Amerikalı adam valla. Size kola. Koy bakalım. Teşekkür ederim. Demet sen. Ben alırım. Siz zahmet etmeyin efendim onlar alır. Koy bakalım bize de güzel gelelim. Yabaz efendi sen niye oradasın? Al kutunu gel şöyle. Böyle iyi babam affedersin. Siz yiyin Allah razı olsun. Ben sonra yerim. Bir şey lazım olur. Rahatınıza bakın efendim. Yer sonra. Belki bir şey lazım olur. Hadi bakalım. Bundan sonra daha büyük başarılarınıza. Sağ ol amcacığım. Öyle babandan aldığım parayla pizza değil ama oğlum. Götürürsün bizi boğaza şöyle. Günler bir olsun efendim. Önemli değil. Kesinize bereket. Başarınızın devamına efendim. Hepimizin başarısına. Teşekkür ederiz. Soğuyacak senin pizzan Abbas efendi. Ziyanı yok babam affedersin. Isıtırım. Sen yemene bak. Yavaş Şükrü yavaş. İçine düşeceksin. Acıktık abi. Pizza bekliyoruz bir saattir. Afiyet olsun efendim. Ne güzel yiyorsunuz maşallah. Ziyafet mi var? Tamam geldi. Buyurun Raşit Bey. Sizin damadın ziyafeti. Duydum duydum. Hayırlı olsun. Rahatsız olmayın Allah aşkına. Ben şöyle bir uğradım. Seçim çalışmalarından vakit bulamıyoruz ki. Özledik. İnşallah iyi bir sonuç alırsınız efendim. Buyurun. İnşallah Ergun'cum. Bu sefer tam kadro geliyoruz. Beyefendi de çok umutlu. Yandık abi. Merhaba. 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 Merhaba Şükrücüğüm. Buyurun pizza yiyelim. Vallahi inanır mısın? Yemek yiyecek vaktimiz yok. İnanırım inanırım ama siz buyurun, buyurun. Buyurun. Buyurun efendim paylaşalım. Biz de yarı yarıya yiyebiliriz Bülent ve Raşit Bey. Buyurun. Ben de verebilirim. Yiyin siz kızım. Ben şöyle ucundan...
Ucundan ucundan götürüyor. Öyle. Oğlum sen de bir buyur desene. Yumuldun kaldın orada. Raşit Bey buyurun. Ne güzelmiş ya. Eyvah beğendi. Servise bas. Baş üstüne müdürüm. Ne bakıyorsun yüzüme? Misafirimiz gelmiş. Talaşa verme Ergun. Beni ne yiyeceğim şu kadar açık. Olur mu efendim o kadar açık? Abbas'ınki olduğu gibi duruyor. Soğumadan söylüyorsun yine. Ben yemesem de olur müdürüm affedersin. Fark etmez. Alsın benim payımı da. Olur mu Raşit Bey? Uzat tabağını uzat. Bu bana çok zaten. Sağ ol Şevketciğim. Çok çok. Yenir. Yer o yer. Raşit Bey. Çıkıyorsunuz demek sandıktan birinci parti olarak bu sefer. Kesin Şevketciğim. Yaptırdığımız bütün kamuoyu araştırmaları onu gösteriyor. Ama tahtaya vurun geliyorlar. Oo, bu ne güzel pizzaymış ya. Pizzalarınıza sahip olun geliyorlar çocuklar. Efendim doymazsan fark etmez. Al benim payımı da affedersin. Türkan Hanım verdi bu ilacı baba. Sağ olsun. Sabah aç karnına akşam yatarken. Kızları niye getirmedin? Olmaz şimdi burada baba. Başınızı şişirirler. Şişirsinler. Burası dedelerinin evi. Bana söylüyor onu canım bana. Sultan Hanım, şuraya 2 dakikalığına babamı ziyarete geldim. Başlamayalım ha? Sen de o zaman öyle konuşma kinayeli kinayeli. Sultanım sırası değil. İyi aman. Hay sultan kadar başınızda taş düşsün. Ver şunu. Sabah akşam mı alınacak bu? Evet aç karnına. Dolaba koy. Koyalım efendim. Doktor kesildi başımıza hanımefendi. Baba duyuyor musun şu karını? Uyma kızım. Yani insanı zorla günaha sokar ha. Cafer ne yaptı? Nasıl işleri? Allah'a şükür. Oh. O çocukta iş var bırakmasın onu. Kim? Adem mi? Hı. Adem. Çalışkan çocuk. Baba sana bir şey söyleyeceğim ama sakın yanlış anlama. Söyle kızım. Şimdi sırası değil ama bir daire var. Şengül apartmanında bodrum katı. Hı. Almak mı istiyorsunuz? Yatırım olur be baba. Kiraya veririz akmazsa damlar. İyi düşünmüşsünüz. Kaça? Ev mi alıyorsunuz? Düşünüyoruz. Bakalım paramız yeterse. Kaça dedim? 950 istiyormuş. Var mı o kadar paranız? Ne oldu? Çok mu merak ettin? Yetmese babamız tamamlar. Tamamlarım. Bir de ben göreyim şunu. Öyle mi Halil Bey? Öyle sultanım. Oh maşallah. Biz daha başımızı sokacak bir yer bile bulamadık. Damadına aç sen keseyi. Kıskandın mı sultan hanım? Damadına değil o ayrıca. Kızına, kızına. Hay geberesiceler. Gençliğim gitti babanıza bakacağım diye be. Ben de onun karısıyım. Karısı. Bela anma sultanım. Anarım. Ben ne gördüm ha sayende? Hala daha şu bodrum katlarında. İçine ederim ben böyle zenginliğin de paranın da. Tövbe estağfurullah. Bağır böyle hastanın başında. Bağırırım. Soydunuz adamı be kör olasıcalar. Sensin soyguncu. Edepsiz. Gel abi gel. Ne var yine kız? Sokaktan duyuluyor sesiniz. Aman baksana şuna. Babasına ilaç getirdi. Ne adiliğimizi bıraktı ne köpekliğimizi. Ayıp bacım ayıp yakışmaz. Ben öyle bir şey söylemedim Hüseyin abi. Buyur işine geldiği gibi konuşuyor senin kardeşin. Hasta bakıcı bozuntusu. Dellenme kız. Nasılsın eniştem? İşte nasıl olayım görüyorsun. Vah eniştem vah. Ayıp hasta adamın başında yakışıyor mu size? Ev alacakmış hanımefendiler. Alsın sana ne? Babam yardım edecek diye kudurdu canım. Bütün zoru o. Sensin kuduz. Şunlara bir şey söyle Hüseyin. Kaldırmasınlar beni. Kız patlatırım ha. Öldürecek misiniz adamı? Yat eniştem sen yat yat. Para onun. Ev de alır yardım da eder. Keyfi misiniz? Ama ne çatladı valla. Değil mi ama enişte? Söyledim. Evi göreceğim önce. O kadar duydun mu? Eniştem önce evi görecek. Uygun bulurlarsa alacaklar. Bundan sana ne? Senin kocan para yatırır mı hiç öyle boş yere?
Ekonomi profesörü benim eniştem maşallah. Ekonomi. Öpeceğim. Öpeceğim. Ah, öt, ah, öpme beni öyle iblis. Bu portakal işi daha cazip be Adem. Cazip abi, Allah bereket versin. Hadi aslanım dayan, ev alacağız. Şöyle günde bir araba satabilsek. Satarız evelallah Cafer abi. Apartman işlerinden vakit bulamıyorum ki. Ah, şu domuzdan bir kurtulabilsem gözü üstümde. Rüşvet diyor diyorlar. Yer aslanım, her şeyi yer o. Bir bal kabağına apartmanı satar. Biz de verelim abi. İyi olur valla. Sıksın sıksın kaynanasına içirsin. Beyni sulanmış. Cafer. Gül gel. Sen de mi buradasın Adem? Hoş geldin yenge. Hesap yapıyoruz Gül gel. Maşallah de bize. Maşallah da oturmayın şu kadının masasına böyle. Yeni temizledim. Gelecek şimdi. Ben gidiyorum zaten yenge. Gidiyoruz Gül. Bir şey kirletmedik. Azarlama bizi. Nasıl baban? İyi maşallah. İyi de kadınla yine kapışıyorduk az kalsın. Niye? Ne oldu yine? Aman edepsiz be. Ev işini açtım babama, hemen atladı. Kıskandı tabii, normal. Niye açtın sen de onun yanında? Aa, niye açmayacakmışım, o benim babam. Ne dedi? Veririm diyor. Anam, verecek ha. Duydun mu Adem? Gözünüz aydın abi, darısı başımıza. Önce görecek ama beğenirse. Beğenir o, beğenir. Adem, senin de kulaklarını çınlattık. Babam çok seviyor seni. Allah razı olsun. O da benim bir babam sayılır. Öyle. Benim kayınbabam değerli adam. Ama kıymetini bilen yok. Ne fayda? Annem. Kızlarım benim. Oynuyor musunuz güzel güzel? Dedeniz de öptü sizi. Bir öpücük. Sen de onu öpseydin Gül. Babacığım benim. Halil Pazarlama. Komandit. Cafer! Ne yapıyorsunuz siz orada? Hesap yaptık Adem'le. Oh! Sebze Ali bürosuna çevirdiniz orayı. Söyleyeceğim Türkan Hanım'a. Gizli bir şey yapmadık efendim. Hesap. Hesap efendim, hesap. Sus sen. Karışma her lafa. Bu yine ileri geri konuşmaya başladı son günlerde. Ayağını denk al. Tuttuğum gibi kanadından fırlatıp atarım dışarıya. Duydun mu Sabri Bey amcanı? Hoş! Nereden amcası oluyormuşum onun? Efendim müsaadenizle. Nereye gidiyorsunuz? Mal alacak mal. Ne satıyorsun? Sıkma portakal. Ha, getir bize de. Kaça kilosun? Günde göre değişiyor efendim. Ne parası efendim? Aha, rica ederim. Paramı alacağız sizden de. Hadi bakayım yarın getir 5 kilo Sabri Bey'e. 5 kilo mu? Rüşvet aslanım, rüşvet. Ha, oldu abi. Hadi bakayım hadi. Hayırlı işler. Sağ olun efendim. Rüşvet aptalım, rüşvet! Ne dedi o? Anam, hiç efendim. Salak, aptal aptal konuşuyor. Ayrılma bir yere. Buradayım efendim, nereye gideceğim? Ha, ara sıra Serpil Hanım bir şeyler ısmarlıyor, o kadar. Davet var ya akşama. Ha, biz de davetliyiz. İyi eğlenceler. Herkesi davet ettiler. Çerkez tavuğu da yapmışlar. Ne iyi oturtacaklar o kadar insanı? Sandalye topluyorlar komşulardan. Oturamayan ayakta. Battılar vallahi. Kolay mı? Kaç milyon gitti kim bilir o kadar kişiyi? Adam başı 1 milyona gelir valla. Ne demek bu zamanda içkisi, eti, tavuğu? Ha? Sen bir şey duydun mu? Ne kadar ikramiye almış Serpil Hanım? Duymadım valla. 1,5 falan dediler ama. Ayrılma bir yere haberim olmadan sakın. Ne olacak bu hamur efendim? Kurabiye efendim. Anneciğim tarif etti 5 çayı için. Ha. Anneniz tarif ettiyse battık. Hem ne lüzum var efendim 5 çayı 5 çayı? Akşam yemeğe davetliyiz ya. Aa, o başka efendim. İsraf vallahi. Öğle yemeğinden az önce kalktık. O ne kadar acaba sorabilir miyim? 2 kilo efendim. Ayla Hanım çıldırdınız mı? Mahsus mu yapıyorsunuz Allah aşkınıza? 2 kilo onunla ordu doyar yahu. Dolaşma ayağımın dibinde sen de pis musibet. Dolaşma kızım. Hadi git kanepeni. Hayır efendim. Kanepe falan yok. Tüyleri dökülüyor. Aa, iyi artık. Kanepeye yatma, halıya oturma. O da bu evin bir ferdi. Ferdi değil efendim. Bir kedi. Pist.
Siz de babası. Ne dediniz? Evet, kedi babası. Ayla Hanım, bu lafı bir daha duymayacağım. Vallahi kuyruğundan tuttuğum gibi fırlatır atarım sokağa. Kılına dokunamazsınız. Ayla, söyle kocana uğraşmasın hayvanla. Vallahi hakkımı helal etmem. Niye giyindiniz anneciğim? Serpil Hanım'a gideceğiz ya kızım. Akşama daha 1000 yıl var efendim. Şapkasını bile takmış, Allah Allah. Bana mı bir şey söylüyor kocan? Çok erken diyor anneciğim. Akşama gideceğiz, akşama 8'den sonra. Buyurun oturun efendim siz. Oturun buyurun. Anne, bir şey aldınız mı kızım, baklava falan? Baklava sayıklıyor bugün de. Kurabiye yapıyor efendim Ayla Hanım, kurabiye. Yemek için değil efendim. Hediyeyi soruyor, Serpil Hanımlara götürmek için. Baklavası da eksik olsun efendim. Allah Allah. Kime yeter zaten bir kilo alsak? Hiçbir şey götürmeden de olmaz efendim, eli boş. Kurabiyemiz var efendim. Koyarız şöyle geniş bir tabağa sıcak sıcak. Ah Rukniyettin Art, bir yere yemeğe gideceğimiz zaman koca bir tepsi baklavayı önden yollardı. Rahmetli babacığım, gönlü zengindi, gönlü. Bize Mısır'dan sarı sarı liralar gelmiyor öyle muhterem. Biz de biliriz öyle tepsi tepsi baklava göndermeyi ama. Tövbe estağfurullah. Güzelmiş portakal. Tatlı tatlı. Amca, sıra bende. Al. Ne yaptınız bu pazar? Sen anlat. Sinemaya gittik amca. Güzel miydi film? Harika baba. Sonra çıkıp tatlı tatlı tatlılarımızı da yedik, öyle yumuşak yumuşak. Aferin. Sonra? Sonra baba. Baba tertibin bir kıza aşık oldu. Aşık mı oldu? Çok fena baba. Öyle mi, hayırsız? Öyle amca. Kim bu kız? Tanımıyoruz ki baba. Tanımıyor musunuz? Adı yok mu? Kimin kızı? Nerede oturuyor? Oturduğu yeri biliyoruz baba. Takip ettik. İyi dayak yemediniz. Nereden anladın sen aşık olduğunu? İştahtan kesildim be amca. Niye? İşte hayvan gibi yiyorsun. İste şu kızı tertibe baba. Sevaptır. Oğlum saçma saçma konuşmasana. Adını bilmiyorsunuz. Nerede oturduğunu bilmiyorsunuz. Kimden isteyeceğim? Ne istiyorsun Davut? Aşık olmuş da bu hayırsız sokakta gördüğüm bir kıza, onu isteyecekmişim babasından. Allah Allah. İnsan sokakta gördüğü kıza aşık mı olur? Oldu anne. Çok zayıf. İştahı da kesildi. Ne aldın Ulviye? Pasta aldım Sedat Beylere. Oh, biz bu akşam yemeğe davetliyiz tertip yumuşak yumuşak. Demek sokakta gördüğün bir kızla hemen evleneceksin Galip. Ben hiç öyle evlenmem ki. Bana annem bulacak. Almanya'dan evlendireceğim ben oğlumu inşallah. İnşallah. Duydur mu tertip? Hem de Alman. Al. Daha neler. Benim gelinim Türk ve Müslüman olacak. Ne haber Dilek? İyi tertip, senden? İyi. Portakal ister misin? Sağ ol. Ne zaman evlenmeyi düşünüyorsun? Düşünemiyorum be tertip. Bizim işimiz Allah'a kalmış. Annem beni Almanya'dan evlendirecek. Aa ne güzel, Alman mı kız? Bakalım, babam Türk istiyor ama fark etmez. Melez de olabilir. Şöyle mankenlerden falan. Oo, senin de gözün pek yükseklerde be tertip. Aslında benim için sarışın esmer fark etmez Dilek. Sen evlenir misin benimle? Ne oluyor tertip? Başladın yine evlenme tekliflerine. Biz arkadaşız. Eskiler alırım eskici. Pazar ola Hüseyin. Eyvallah. Ev alıyormuşsunuz ha? Alacağız bakalım. Kayınbabam da verirse biraz. Verir de aslanım. O daire yaramaz. Yaramaz mı? Hemen ilk gördüğünüz yere dalmayın aslanım. Sormuyorsunuz ki bize. Elimizde ne daireler var. Hem de hesaplı. Ne kadar mesela? Mesela bir 200. Milyar. Milyona ne kaldı aslanım? Dalga mı geçiyorsun Hüseyin? Sizin kaç paranız var? Taş çatlası 6. 100. Çık çık çık. Vardır sende. Hadi biraz daha zorlayalım. 7. Çık çık, daha çık. Nereye çıkacağım be?
Kızıl geldi Sevim. Buyurun, iyi günler. İyi günler. Sen de bir davetlisin Sedatlar'daki yemeğe. Yo, yemek mi var? Herkes davetli. Eh, bizi unuttular demek. Çok ayıp. Kızıl'a haber vermemişler Sevim. Rahat bırak kadını, başka derdi kalmadı. He, baykuş. İş güç yok tabii. Sabahtan akşama kadar pencerede lak lak. Cezmi Bey şimdi hastaneye mi dadandı? Cezmi Bey kim? Var ya o, bir ihtiyar delikanlı. Hani sana çiçek getiren? Ha, anam. Dedikodu yapma Cemil Bey, çok ayıp. Bunları bana hastaneden verdiler. Cafer, bir şey alacağınız zaman haberimiz olsun aslanım, tamam mı? Tamam tamam, konuşuruz. Burada bakın. Bak böyle laflar çıkarma, bozuşuruz Cemil Bey. İyi dedin, buyurun. Ben laf çıkartmam. Hakikatleri konuşurum. Benim adım Cemil. Babacığım, Kızıl geldi Kızıl, buyurun. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Ne güzel kokular geliyor öyle sizin evden. Ayla Hanım kurabiye yapıyordu efendim, 5 çay için. Büyük Hanım'ın canı çekmiş. Pişirince getiririz. İsterim birkaç tane valla. Çiçekleriniz çok güzel. Hastalarım getiriyor. Bizim de rüşvetimiz bu. Aman efendim, ne rüşveti, estağfurullah. Sizin sakallı burada. Sakallı mı? Anam. Efendim, var ya sizin bir hastalık hastası. Allah Allah. Nesi varmış yine? Bilmem ki efendim. Pek dadandı. Aldın mı Serpil Hanım'ın siparişlerini? Aldım efendim, buyurun. Buyurun, aldım efendim. Neymiş onlar? Çöp torbası, peçete. Ama para saçtılar. İkramiye yüklü demek. Onları bir vazoya koy Gül. Cezmi Bey de getirdi. Sıkıldım. Hoş geldiniz Cezmi Bey. Hoş bulduk Türkan Hanım. Buyurun oturun. Hayrola, yine ne rahatsızlığınız var? Sanırım kireçlenme hanımefendi. Boynunuzda mı? Boynum, omuzlarım. Uyuşma mı var? Uyuşma hanımefendi. Çiçeklere teşekkürler. Aman efendim, acizane, rica ederim. Getirmeyin bir daha, rica ederim. Laf oluyor. Laf mı oluyor hanımefendi? Evet, rezil bir apartman burası. Herkes birbirini ihbar ediyor, kuyusunu kazıyor. Sabri Bey, kurabiyeler oldu. Hah, gözünüz aydın efendim. Kurabiyeniz olmuş. Evin içinde şu şapkanızı çıkarın bari efendim. İsilik olacaksınız. Karışmayın benim şapkama. Uğraşmayın şu kadıncağızla efendim. Nasıl rahat oluyor söyle. Harika vallahi. Bakayım. Ama sıcak efendim, dikkat. Harika vallahi. Türkan Hanım da istiyorum. Yine mi gelmiş o? Meşrum bakışlı adam. Gelmiş efendim, gelmiş. Almış yine çiçeğini. Türkan Hanım hastam falan diyor ama belli oldu. Aşık o, aşık. Ne yiyorsunuz kızım? Kurabiye anneciğim. Bana da verin. Vereceğim anneciğim. Soğumasını bekliyorum. Çay da verin. Çay da vereceğim. 5 çayını hiç kaçırmaz kayınvalidem. Kurabiyesiyle. Baklava aldınız mı hala? Alacağız anneciğim. Sabri Bey gidecek şimdi çarşıya. Bırakın efendim şimdi baklavayı. Para verecek yer arıyorsunuz siz de. 2 tepsi kurabiyemiz var. Koyarız bir tabağa. Olmaz öyle. Gitsin alsın hemen. Başsın hanımefendi. Uşağı var karşısında sanki. Oturmuş oraya, başında da kokorozu. Bana bir şey söylüyor o. Hayır anneciğim. 3 saat var da. Çıkarın şu şapkanızı. Psst. Sen de aldın kurabiyenin kokusunu musibet. Aa, çiftelemeyin efendim çocuğu. Beyin sarsıntısından gidecek. Elleri kırılasıca. Ayla Hanım. Sözlerinize dikkat edin. Beygir yok sizin karşınızda. Sen niye konuşmuyorsun şu çocukla kızım? Niye beni araya sokuyorsun? İstemiyorum konuşmak anne. Hayır, ne var bunda? Yapamıyorum, kararlıyım. Dersin olur biter. Aydın'ı da zor durumda bırakıyorsun, bizi de. Ne diyeceğim ben şimdi bir de ararsa?
Yok de çıktı, gelmeyecek de bu akşam. Ha, o da çok inandı. Aman inanmazsa inanmasın, ne yapayım Allah aşkına? Ah, eyvah, bu Aydın olabilir anne. Ne yapacağım ben şimdi, saklanacak mısın? Evet anne, ne yapayım? Evi arayacak değil ya. Oturur iki dakika gider. Bak şimdi ne zor durumda bırakıyorsun beni Hınzır'ın kızı. Şekerim, rahatsız ettim seni. Buyur. Yok girmeyeyim, akşama misafirim var da yemeğe. Bir şey mi istiyorsun? Fazla çatal bıçağın varsa çok makbule geçer. Vereyim, gel sen seç istersen. Yok canım, sen hangisini istersen. Başka bir eksiğin varsa. Hadi kaşık da verebilirsen. Vereyim, vereyim. Kalabalıksınız galiba. Ah ne diyorsun? Size de buyurun diyeceğim ama vallahi nereye oturtacağım o kadar milleti bilemiyorum. Oradan buradan sandalye dileniyorum. Cafer'e de rica ettim. Sandalye de veririz. Sağ ol. Bunlar en önemlisi. Hoş geldiniz. Ah canım. Hoş bulduk. Evde misin? Evdeyim birkaç gündür. Hayrola? Üşütmüşüm biraz. Ah geçmiş olsun. Havalar çok kötü. Ben de bir türlü alışamadım evde oturmaya. radyoya başlamışsın. Tebrik ederim. Başladım evet ama devam etmeyeceğim. Aa niye? Herkes çok beğenmiş. O beğenmedi, yakıştıramadı kendini. Kendi bilir, ne yapalım. Şekerim gelirseniz vallahi çok sevinirim. Bakayım Şükrü gelsin de bazen geç kalıyor. Ne zaman isterseniz. Çok teşekkür ederim. Rica ederim, lafı mı olur? Efendim yine ha. Bekleriz. Nazan Hanım merhaba. Merhaba Aydın. Aydın? Evet benim güzelim. Korkuttum mu sizi? Özür dilerim. Niye öyle bana uzak duruyorsun? Gel. Cafer'cim gel. Buyurun. Aslı al şunları kızım. Geldin babacığım. Aferin. Hadi canımın içi. Geldin mi Sedat'cığım? Geldim hayatım. Baksana şunlara. Yok yok. Meyvemiz, tatlımız, mezelerimiz. buyurun. Bir kuş sütü eksik maşallah. Afiyet olsun. Ben de çatal bıçak dilendim Nazanlardan. Sağ olsunlar. Görüyor musun halimizi Cafer? Olur canım, komşuluk arasında. Ne yapalım artık, kusura bakmasınlar. Emanet sandalyeyle, tabakla, çatalla, bıçakla. Gönüller mi olsun Serpil'cim? O kadar. Ah Sedat, çok işim var daha. Saçımı bile tarayamadım. Serpil'cim biraz para ver. Para mı? Para hayatım, ben sıfırı tükettim tak. Sucuğu, pastırması, senin bu emeklilik yemeğine gitti hepsi. Afiyet olsun. Cafer'cim bekletiyorum. Al Cafer. Sağ olun. Ha şöyle Serpil'cim. Aç kesenin ucunu biraz. Kocam bitti. Vallahi biz bir yıl kalkamayız bu emeklilik yemeğinin altından. Aman Sedat, burnundan getirme insanın. İyi ki 3 kuruş para harcadın yani. 3 kuruş mu kardeşim? Anlamadım. 8.650.000 Tamamı nakit. Tak tak. Anam. Hadi Cafer. İyi akşamlar. Sen 3-4 iskemle daha bul. Baş ne? Aslı, nereye kayboldun kızım? Aslı. Annene yardım et kızım biraz. Çıldırdı kadın sabahtan beri ha. Bilgeciğim, tamam mı hayatım? Tamam. Bir tanem benim. Hepimiz seni çok seviyoruz. Provalara da önümüzdeki hafta devam edeceğiz kaldığımız yerden. Ben bu radyoculuğu sevmedim Aydın. Bu bizim için bir basamak yavrucuğum. Ben bayılıyor muyum sanıyorsun? Televizyon şansımız var. Televizyonda tiyatro deneyebiliriz mesela. Ah, o iyi bak olabilir. Sen değilsin canımın içi. En iyisini yaptık efendim. Koca bir tabak kurabiye. Unutmazlar inşallah. En sevdiğim tabağım. Unutulur mu efendim? Komşuluk da adettir. Onlar da tabağın içine bir şeyler koyup iade edecekler. At. Tontuş, usludur kızım. Biz gidiyoruz. Yem amanı yat. Pişt, koltuk kanepe yemez inşallah. Yemez efendim. Yoktur kızımızın öyle kötü huyları. Ayla Hanım. İkide bir kızımız demeyin şu musibete. Gider ayak ağzımızın tadını kaçırmayalım. Aman Allah'ım. Aa, niye soyundunuz anneciğim? Gitmiyoruz dediniz ya kızım. Gitmiyoruz demedik efendim, hay Allah. Erken dedik. Giyinin hadi çabuk. Hadi anneciğim gidiyoruz. Hediyemizi de hazırladık. Götür birader. Yengeciğim sağlığınıza. Afiyet olsun. Kusuruma bakmayın artık. Telaştan ne yaptığımı bilemiyorum. Telaş yok yenge.
Vatandaş sakin sakin götürecek. O kadar abicim, sağ ol. Pastırma bizden mi birader? Bizden abicim. Kaymak. Sedat, hani sen almıştın? Ben Serpil'cim, ben. Tak. Tak yengeciğim, aynen. Asıl sallanma kızım, hadi. Geldim anne. Baltayı taşa vurduk birader. Ne fark eder abicim? Havadan nem kapıyor işte. Neyse, karıştırmayalım. Başka ne var bu masada? Ne var abicim? Sucuk, somon, lekerda, efendim, turşu. Başka ne kaldı geriye? Pek bir şey yok abi. Ama zaten takacak yer arıyor abi. Duymasın. Tamam, saçma, götür. Eyvallah. Bütün paranı harcadın demek Sedat. Sana feda olsun Serpil'cim, lafım olur tak. Başladılar gelmeye. Aslı aç kızım. Açıyorum anne. Pardon abicim. Buyurun. Oo, hoş geldiniz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sandalyelerimizle geldik. Vay sayın abim, gerilla gibisin, buyur. Hediyemiz de var. Versene şunu sevim. Cemil, ne ayıp. Aslıcığım bu senin. Kabının mı? Hı-hı. Ah canım, bitirdin mi? Ben de öpeceğim. Başladınız haberi beklemeden. Geç kalmadı sayın abim. Gel, yeni başladık. Kapatırsın sen şimdi arayı. Kapatır abicim anında tek. Kapatırım. Benim adım Cemil. Cemil sayın abim. Doldur birader. Doldur, içeceğim bu gece. Cemil yavaş git. Ne dedim sana evde? Aman sayın abim, kızdırmayalım yengemizi. Yavaş yavaş içsin vatandaş. Buyurun babacığım, buyurun. Aa, yetti be. Kafamız şişti sabahtan beri. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. İyi akşamlar efendim. Geçmiş olsun. Kaç lira verdi Gül? Yavaş, duyacak kadın. Ne meraklısın? Var mı daha hastanız? Yok, bu son. Türkan Hanım banyoya girdi. Gidecek biraz sonra. Aman iyi. Acıktım Gül. Sedat Beyler'deki sofrayı görünce. Başladı mı yemek? Başladı herhalde. Bunlar daha çıkmadı ama. Gitti be. Kafamız şişti. Benim lafım bana söylüyor bak. Cafer, he, pahalı mı diyor o daire Hüseyin abi? O paraya ne evler var diyor. E hadi bulsun o zaman. Bırak Gül, hayatı palavra. Ama ve kıskançlıktan öyle söylüyordur. Ev alırken akıl veren çok olur. Yengeç, eniştesinden para çıkmasın da. Kendileri yesinler. Kendileri yesinler, kendileri yesinler. Aman efendim, verin bana şu kurabiyeleri. Düşer kırılır, Allah göstermesin. İyi akşamlar. Cafer, asansörü çağır. Asansörü çağırın Cafer Bey. Ayakta kalmasın anneciğim. Baş üstüne. Meşgul mü yine? Meşgul efendim. Çocuk oyuncağına döndü. Önüne gelen ayak takıp lak lak ediyor katlarda. He, 8 saat çene lak lak. Allah'ın cezaları. F! Bas şu otomatiğe! Buyurun. Vallahi bozulursa yaptırmayacağım. Yürüsünler! Yaptırmayın Sabri Bey. Ne bekliyoruz kızım? Asansör anneciğim. Asansör bekliyoruz burada efendim. Kapatın şunun kapısını. İyi ki bu sandalyeleri getirdik Sevim. Cemil, kes şu lafı. Eksik olma sayın abim. Sayende yer gördük. Hah Aslıcığım, getir bakalım Davut Usta'nın biralarını. Tak. Önce buraya tak kızım. Çok teşekkür ederim. Prosit. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Bitte schön. Oh! Alman yengem de içti. Bitte schön. Baba, en iyisi sen bana bunu iste. Ne marifetli kız bak. Yavaş koş Tümkov. Getirdiğine pişman etme insanı. Ne haber Aslı? İyi de senden ne haber? Hep böyle. İçiyorum biramı. Kızlar falan yumuşak yumuşak.
Halis, başlama yavrum yumuşak sert falan. Aman rahat bırak çocuğu, yabancı mı var? Götür koçum. Yumuşak yumuşak. Ustam afiyet olsun. Sağlığınıza gözüm. Prozit. Gesundheit. Nasıl işler? Çok şükür gözüm. Bereket versin. Bereketini bul. Sayın abim, yengemin gözü sende. İdare ediyorum Sevim, bakma öyle. Bu daha bilinci. Aferin canım, bakmıyorum. Benim çocuğum da bu işte. Ne yapacaksınız? İdare? Öyle, hayatımız idare. Sizi biraz yalnız bırakacağım ama börekleri bir kızartayım, hemen geliyorum. Bak işine. Sedat, başlayalım mı servise yavaş yavaş hayatım? Başlayalım sevgilim, tak. Efendim, buyurun. Buyurun. Birader, önce bir konuşma yap. Konuşma mı abi? İster. Vatandaşa anlatacaksın gecenin mana ve ehemmiyetini. Ha. Ha ya. Of course. Ha, komşum lah da geldi. Şu kapıya bakayım da abi. Geldi seninkiler. İnşallah bir tatsızlık çıkmaz. Baba. Kavga çıkmaz. Çıkmaz. Sen öpmedi kimseyi. Buyursunlar. Serpil bak kimler geldi. Buyur içeri. İyi akşamlar efendim. Komşum iyi akşamlar. Hoş iyi akşamlar efendim. İyi geldiniz. İyi akşamlar. Gecikti kusura bakmayın. İnanır mısınız yarım saattir asansör bekliyoruz aşağıda. Ne anlayışsız insanlar var canım. Efendim, kurabiye getirdik. Ayla Hanım eliyle yaptı. Bakalım beğenecek misiniz? Ellerim yağlı kızım, alır mısın şunu? Baklava alalım dedim ama dinlemediler beni. Doldur şunu kimse görmeden. Götür Sayın abi. Sedatcığım otursana misafirlerimizi, ben hemen geliyorum efendim. Hemen oturtuyorum sevgilim. Tak tak şeref, efendim şeref verdiniz. Buyurun. Her yer sizin. Sandalyemiz bol. Dizicim hoş geldiniz. Biz getirdik emanet. Cemil ikinci mi o? Yok. Yanlışlıkla aldı yengeciğim. O benimki. Ha. Ayla nereye oturacağız kızım? Böyle buyur teyzem. Sana yer mi yok? Komşum gel. Dizicim böyle buyur. Ay aman aman istemez. Halt. Rahat dur. Biz... Şöyle oturalım efendim, rahatsız olmayın. Buyurun buyurun. Buyurun, ben böyle geçerim. Efendim, gönüller bir olsun, buyurun. İçkimiz bol, mezelerimiz tam rakılık. Serpilcimle bir döktürdük ki. Pastırma müesseseden. Yerimiz dar, kusura bakmayın. Kokteyl prolonge gibi. Tak, alıyorsunuz tabaklarınıza, aynen... Buyurun, buyurun. Büyükleri bekle. Hadi efendim, biz de alalım tabaklarımıza bir şeyler. Hadis'cim gel sen de, acıkmışsındır. Al tabağına bir şeyler, öyle yumuşak yumuşak. Hadi Gül, bitmedi mi daha işin? Bitti, bitti, geldim. Çok acıktım Gül. Yeriz şimdi. Yukarıda neler yiyorlar şimdi kim bilir? Börekler, köfteler. Bizim de kapuskamız var. Kapuska mı? Allah! Dökeriz üstüne de pul biberi. Başka? Bulgur pilavı. Oo, her akşam bulgur. Ev alacağız Cafer Bey, kolay mı? Öyle bundan sonra. Yeriz anasını satayım. Onlar da ziyafet çekiyorlar ama misafirlerini oturtacak sandalyeleri yok. Ha, neye yaradı? Göster iş. Her akşam bulgur! Çok konuşma salak. Ev sahibi olmak kolay mı? Komşum. Pastırmamız özel. Aldım efendim. Kesenize bereket. Afiyet olsun. Sen de yiyor musun teyzeciğim? Yumuşak yumuşak. Afiyet olsun. Önüne bak evladım, önüne. Yiyor işte evladım, Allah Allah. Önüne bak. Efendim fena bir şey söylemedi şimdi çocuk. Ne var burada? Tövbe. Konuşma demiyor muyum sana Dumkov? Nein David, Dumkov yok. Yok bir şey yok. Yemene bak koçum. Komşum sen de takma böyle şeylere, yakışmaz. Sevim demedim mi sana? Bu akşam kesin kavga var. Cemil, kafayı mı buldun sen? Cemiller kafayı bulmaz. Benim adım Cemil. Cemil Sayın abi. Ayla pembe şarapları yok mu bunların? Pembe mi dediniz teyzeciğim? Yok mu birader? Tak aç bir şişe, içsin teyzemiz. Kırmızı var abi, tak açalım isterseniz. Bizde şampanya var teyzeciğim. Milli takım İngiltere'yi karantinleyince iki tane birden patlattı babam.
Sırası mı şimdi Dunkov? Duydun mu Sevim? Silah değilmiş o sesler. Açtırmadın bana pencereyi. Hadi aç şu kırmızı şarabı, içelim teyzeyle karşılıklı. Şart değil efendim. Bitiremez zaten, yazık. İçiyor işte kolasını, ne güzel. Ne diyor kızım kocan? Yokmuş anneciğim pembe şarapları. Buyurun. Al canım. Bu kız çok güzel yemek pişiriyor anne, bak ne güzel ciğer yapmış, yumuşak yumuşak. Dur oğlum. Oo, vatanını şişirdin yenge. Neler yapmışsın böyle? Nerede kaldın sevgilim? Geldim canım, bitti işte. Çerkez tavuğunuz nefis olmuş Serpil Hanım. Elinize sağlık. Hakikaten nefis. Afiyet olsun. Sağ olun efendim. Anneciğim de çok güzel çerkez tavuğu yapar. Alın şunları soğutmadan tabaklarınıza. Elinize sağlık. Alırız teyzeciğim. Elinize sağlık. Aslı öpeyim. Rahat dur oğlum. Du bei kommst einschlag. Nein, David, nein, nicht schlagen. Türkçe konuşsalar da biz de anlasak. Allah Allah, aile arasında konuşuyoruz. Ne var bunda? Ne var komşu? Tadımızı kaçırma akşam akşam bak. Demedim mi Sevim? Bu akşam kesin kavga var burada. Cemil saçmalama. Kavga yok sayın abim. Vatandaş eğlenecek bu akşam. Rahat dur sen de komşu. Hayır efendim. Esasen ben de kötü niyetli bir şey söylemedim. Oynatma ellerini. Pardon efendim. Ne oluyor komşu? Uyutuyor musun vatandaşı? Niye toplanıyorsun yönetim kurulunu? Hayır efendim. Erteledik. Zaten memleket seçim satım haline girmiş durumda. Şu seçimi atlatalım da hayırlısıyla. Komşum, mahsus mu yapıyorsun? Oynatma şu ellerini. Hasta etme vatandaşı. Pararım. Abicim ne yapıyorsun? Dur ya. Ver şu anahtarı. Niye baba? Kötü mü kullandık yine? Kötü ne demek? Berbat. Bir daha bilmem seni kullandığın arabaya. Ver şu anahtarı. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Abla nereye? Yemeğe çıkıyoruz Aydın'la. Çıkın evladım, çıkın. Efendim izninizle. İzin sizin efendim. Estağfurullah, buyurun. Ha baba, biz karar verdik. Aydın'la devam ediyoruz radyoya. Edin evladım, edin. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hadi baba, aç olduk burada, gidelim. Gidelim evladım, gidelim. Buyurun evladım, çıkın. Gidin evladım, gidin. Devam edin evladım. Biz de o akşam annemin ıspanağına yumularak 18 yaş seçmenliğimizi kutladık. Ne yapalım? Paraya sıkışırsam dedem var. 2 Mart bir oyun.